Lezzetli Tam Kanalı'ndan herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bugün yıllardır yaparak eş dost akrabalarımla paylaşmış oldum. kırmızı zeytin tarifi paylaşacağım. İlk olarak 5 kilo şöyle mümkün olduğunca sizlere gösterebilmek adına en iri zeytinlerden aldım. Zeytinlerimizi sert bir cismin üzerine üzerine vurarak şöyle bir yerinden çatlatıyoruz ya da bir nevi kırıyoruz anlamında. Kırmış olduğumuz tüm zeytinleri önce bir kabın içerisinde biriktireceğiz. Zeytinlerinizi alırken zeytinlerinizin mutlaka en az bir kere yağmur görmüş olmasına dikkat edelim. Ben aldığımda henüz daha yağmur görmemişti. Ancak aldığım yerde damlama sistemli su kullanıldığı için yağmura da gerek yoktu. Yağmur gören zeytinler hem daha yağlı olur arkadaşlar hem de daha lezzetli olur. Lütfen bu kısmını unutmayalım. Zeytinlerimi görmüş olduğunuz gibi kırıyorum. kırmış olduğum zeytinlerimi kaplarımın içerisine yerleştireceğim. Ben iki tanesini 2 litrelik bir tanesini 3 diğerini de buçuk litrelik kapların içerisine koydum. İstediğiniz kabın içerisine koyabilirsiniz. Zaten bununla ilgili sizlere tarifini de vereceğim. Bir hafta bile açıkta kalsa Gerçekten videodaki adımları takip ederek vurursanız hiçbir şekilde kararma olmayan, lezzetinden ödün vermeyen gerçekten güzel bir kırmızı zeytin tarifi olduğunu düşünüyorum. Tüm kaplarımızı bu şekilde doldurup Üzerlerine sularını ilave edeceğim. Tamamen zeytinlerimizin Üzerine geçecek kadar mutlaka Su ilave edip Bir hafta boyunca Birer gün arayla Sularını değiştirmemiz gerekiyor. Ki acı tatlarını zeytinlerimiz bıraksın. Su değiştirme aşaması çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bunu yapalım. Şöyle en az Bir 3 kere genellikle dört keresinde bir gün yapıp bir gün yapmadığımız sularını mutlaka değiştirmemiz kırmızı zeytinde çok önemli bir husus tüm zeytinlerimin sularını gördüğünüz gibi değiştirdim zaten sularını değiştirdikçe zeytinlerimiz içerisindeki acı sularını o sularla beraber bırakacaklardır şimdi zeytinlerimin kapaklarını açıp içerlerine limonlarını limon tuzunu ve salımra tuzla hazırlamış olduğum sularından ekleyeceğim. 2 litrelik kaplarımın içerisine birer tane limon kullanacağım. Diğer kaplarıma da 1,5 limon olacak şekilde limonlarımı kesip kaplarımın içerisine üst kısımlarına yerleştiriyorum. Limonlar zeytinlerimize hem lezzet verecek hem güzel bir şekilde renk almalarını sağlayacak hem de kararmadan uzun bir süre boyunca diriliğini koruyacaktır. Geri kalan diğer kaplarıma da kesmiş olduğum limonlarımdan yerleştiriyorum. Şimdi hemen suyumuzu hazırlayacağım. Toplamda 3 litre su kullandım. İçerisine bir yemek kasesi yani 16 yemek kaşığına denk gelecek şekilde sarı mora tuzumdan ve 3 tatlı kaşığı da limon tuzumu alıp güzelce tuz ve limon tuzunu suyun içerisinde karıştırarak eritiyorum. Suyumuz hazır olduktan sonra hemen içerisinde zeytin ve limon olan kaplarımızın içerisine hazırlamış olduğumuz sularımızı aktarıyoruz. Kaplarımızın mümkün olduğunca içerisindeki tüm malzemelerin üzerine geçecek kadar su ilave etmemiz önemli. Tüm kaplarımızı doldurduktan sonra kapaklarını kapatacağım. Ben tam olarak üzerlerini dolduruyorum. Bu şekilde içe doğru olan kapakları zaten bastırdığımızda fazla sularını dışarı verecek. Geri kalan su da tamamen kabımızın içerisine dolduracak. Bu şekilde zeytinlerimizi hazırladıktan sonra zeytinlerimiz en fazla bir hafta içerisinde tatlanacaklardır. Artık bir hafta sonrasında çıkarıp tüketmeye başlayabilirsiniz zeytinlerinizi. Zeytinlerimi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu zeytinleri yaptığım için yapmış olduğum zeytinlerden önceki yıldan kalmış olanlarını sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi bir yılda kalmış olmasına rağmen kararma olmayan ilk günkü gibi diriliklerini koruyan güzel bir kırma zeytin tarifi oldu. Deneyen herkese kolay gelsin. Yeni bir lezzetli tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.